Merhaba arkadaşlar, caz gitar dersine hoş geldiniz. Bu ilk dersimizde ses, nota ve harmonize edilmiş diziden bahsederek başlayacağız. Evet, ismi caz gitar dersi ancak sadece caz çalmak için değil, tüm müzik tarzlarında gitara çok daha iyi hakim olabilmek için bu dersleri takip etmeniz sizlere yarar sağlayacaktır diye düşünüyorum. E, tabii ki özellikle caz gitar adına bir şeyler öğrenmek isteyen izleyiciler olmuş olabilir. Neden bu kadar en baştan başlıyorsun? Bütün bu kavramları zaten hali hazırda biliyoruz diyenleriniz olabilir. Mutlaka ki birçoğumuz bir takım bilgilere sahibiz ancak en temelden başlayarak bazı eksikliklerimiz daha sonra bize bazı kavramları öğrenmekte ciddi engel oluşturabiliyor. O yüzden kısaca da olsa çok hızlı bir şekilde de olsa en temel teorik bilgileri hızlıca aktararak bu şekilde başlamak istedim. Böylece hem caz gitar konusunda ilerlemek isteyen arkadaşlara bir faydası olacak, hem de gitara yeni başlayıp bunu bir kaynak olarak izlemek isteyen arkadaşlara bir faydası olacaktır. Ancak bu şekilde ders bir, ders iki vesaire şeklinde devam edeceğim. Bu ilk dersimizde bir ekran kaydı yapıyorum aslında, Powerpoint üzerinden gideceğim. Çünkü teorik konular olduğu için çok fazla gitara uygulanması söz konusu değil şu anda. Yani daha doğrusu onun üzerine çok odaklanmıyor olacağız ilk derslerde. Çünkü biraz daha teorik ağırlıklı olacak. Ee, dolayısıyla buna herhangi bir video kaydı koymadım. Yani gitar üzerinde seslendirmeyi gösterdiğim veya kendimi, kendim gözüktüğüm bir video koymadım. Ee, ancak ileriki derslerde elbette ki uygulamalı örnekler olacak. Bu dersin içeriğinden ötürü böyle bir durum söz konusu. Şimdi en baştan başlayacak olursak aslında ses nedir de başlamak lazım. Ses madde ve moleküllerin titreşimiyle oluşan bir dalga hareketi aslında. Suya bir taş attığımızda çıkan dalgalara çok benzer. Ancak tabii ki bunu göremiyoruz. Hava moleküllerini titreştiriyor. Bu moleküller kulağımıza kadar geliyor. Kulağımızdaki timpan membran denilen kulak zarı diye tabir edilen zarı titreştirerek beynimizde bir sinyal oluşturuyor ve biz onu ses şeklinde duyuyoruz. Dolayısıyla az önce de söylediğim gibi ses aynı su gibi dalgalar halinde ilerliyor. Ve her dalga hareketinde olduğu gibi ses dalgalarında da bu dalgaların frekansı yani sıklığı çok önemli. Buna hertz diyeceğiz. Hertz ifadesiyle ölçülür. Dalga boyu arttıkça ses tizleşir. Azaldıkça pesleşir. Ne demektir bu? Bunu bir örnekle görelim. Burada insan kulağının duyabileceği frekanslar verilmiş. Burada 20 Hz'e başlayacak şimdi. Dikkat ederseniz çok pes bir ses olacak ve 20 Hz'den sonra bu giderek 21, 22, 23 artarak gidecek ve ses gitgide tizleşecek. Burada dalga boyununda nasıl bir aksiyonda bulunduğunu göreceğiz. Belki şu an duymaya başlayanlarınız vardır. Çok pes bir ses geliyor. Gördüğünüz gibi dalga boyu artıyor. Ve ses gitgide tizleşmeye başladı. seyresini görüyoruz burada. de rahatsız edici bir hal almaya başlıyor. Evet, daha fazla uzatmayalım çok rahatsız edici olmasın. Gördüğünüz gibi hızlandıkça, dalga boyu arttıkça daha doğrusu ses tizleşiyor. Dolayısıyla aslında biz buna sonsuz sayıda nota diyebiliriz. Yani nota nedir aslında? Her bir hertz ilerledikçe farklı bir ses çıkıyor aslında. Fakat insan kulağı tabii ki bu her bir hertz'in farkını ayırt edemiyor. Tıpkı bunu bir otobüs ve durak benzetmesine benzetebiliriz. Bir otobüsün her bir metrede bir durması beklenemez. Ne olur otobüs belli bir güzergah üzerinde giderken belli bir ring takip ederken burada belli duraklar olur. Bu da bu duraklarda insanların sık kullandığı, insanların tercih ettiği yerler olur. İşte aslında e, notada da aynen böyle. Doğudan başlıyor ve tekrar doğuya dönüyor. Doğru si, Do diye bunu bir otobüs e, güzergahı gibi düşünebiliriz. Ve biz buraya belli aralıklara belli e, duraklar koymuşuz aslında. Bunlara isimler vermişiz, etiketler yapıştırmışız diyebiliriz. E, bunları da kulağımızın Rahat algılayabileceği ve alışa, alışla geldik şekilde yani çalınan seslendiren eserlerdeki aralıklara dikkat ederek yapmışız e, ve belli kabullerle başlamak durumundayız. E, tabii ki e, bu la sesinin de e, 440 hertz olması veya farklı hertzlerde kabulü de değişiyor. Farklı kabuller de var. Fakat en yaygın olanı 440 hertz yani bir nesne 400 saniyede 440 defa titreştiği zaman la sesi çıkartır. La notası çıkartır diyoruz. E, dolayısıyla e, bu frekans arttıkça La, Si, Do, Re, Mi, Fa gibi farklı sesler çıkacak. Bunlar da belli bir hesap üzerine gerçekleşiyor yine fiziksel olarak. E, 440 Hz La için söyleyecek olursak 2 çarpı 1 bölü 12 ile çarptığımız zaman bir sonraki sesi onu takip eden sesi 466 Hz ile Si bemol sesini bulmuş oluyoruz. E, şimdi burada e, ee, merak edenler daha derinlemesine incelemek isteyenler varsa diye nota la frekansı 441 440 affedersiniz aynı formülle la diyes veya si bemol 446 494 523 554 tekrar la'ya geldiğimiz zaman 880 440 iki katı görüyoruz şeklinde bu formül ilerliyor. Aynı şekilde bunu gitar üzerinden düşünecek olursak, birinci tel, ikinci tel, üçüncü tel, dördüncü tel, beşinci ve altıncı teller diye düşünecek olursak, bunlar da fretler. Birinci perde, ikinci perde, üçüncü perde, dördüncü perde. Bakın tüm notalar ve frekans değerleri verilmiş. Tabii ki bu çok genel kültür bilgisi ama sadece olayın nasıl olduğunu anlamanız için söylüyorum. Burada bakıldığı zaman her bir teldeki notalarda gördüğünüz gibi gitarın üzerinde frekans gitgide yükseliyor. Neden? Çünkü ben örneğin şu la'ya bastığım zaman artık telin la'dan yukarısı titremiyor. Tel boyu kısaldığı için alt eşik değişmiyor çünkü. La'ya bastığım zaman tel boyu pardon şuradaki la'ya bastığım zaman tel boyu kısaldığı zaman frekans artmış oluyor. Yani sole bastığımdaki uzunlukla la'ya bastığımdaki uzunluk bir değil elbette daha kısa bir tel boyu. Dolayısıyla frekans artıyor. Dolayısıyla ses tizleşiyor. Aslında gitarın bütün çalışma prensibi buna göre ilerlemiş oluyor. Buradan da detaylıca takip edebilirsiniz. Tabii ki ben bu bilgileri internet üzerinden buldum. Az önce izlediğiniz videoda YouTube'da vardı. Daha derinlemesine bilgi edinmek isteyenler artık bu müzik ve fizik konularına giriyor. Oradan takip edebilirler. E, şimdi dedik ya biz duraklar koymuşuz diye. Tabii ki bu durakları da isimlendirmişiz. E, notaların harflerle sembolize edildiği şeyler biliyorsunuzdur mutlaka ama A'dan yine La'dan başlayacak olursak La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol diye adlandırmışız. Tabii ki yine durak benzetmesi birçok noktada işimize yarayacak. Çünkü e, dikkat edersek bir e, otobüs güzergahındaki her durağın eşitliği aynı kilometre değildir. E, çok yüksek ihtimalle. E, duraklar birbirinden farklıdır. Müzikte de aynen bu şekilde ee, bir kere başladığımız noktaya aslında dönüyoruz. Ve bu iki nokta arası 12 aralığa bölünmüş. Ve her biri yarım ses aralığına bölünmüş durumda. Yani gitarda her bir perde ilerledikçe yarım ses gitmiş oluyoruz aslında. Ne demektir yarım ses tam ses? Bir kere şunu görelim. Do'dan Do'ya yani başladığımız yere döndüğümüz zaman mı oktav diyeceğiz. Do ve oktavı oktavı duyarsınız. Işte şu sanatçının sesi 3 oktavmış. almış. Bununki 4 oktavmış. almış. Vesaire gibi. Yani şuradaki do'dan başlayıp do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi de bunu 3 kere tekrarlayabiliyor. Aynı şekilde anlamına gelir. Piyano farklı enstrümanların farklı oktav aralıkları var. Farklı aralıklarda ses çıkartabiliyorlar. Her birine yarım ses dedik. Burada piyano klavyesini görüyorsunuz. E, dedik ya her bir durak birbirine eşit değil diye. İşte bir oktavı ele aldığımızda bu aralık 12'ye bölünmüştür dedik. Nasıl oluyor 12'ye? 7 tane nota var biliyorduk biz. Ee, tabii ki diyez ve bemoller dediğimiz e, aralıklarda her biri birer nota. Bunu bir diyecek olursak, kabul edecek olursak, aradaki nokta yani ikisinin arasına bir e, nota daha geliyor. E, re üçüncü ses, re ile mi'nin arası dördüncü ses, aralık. E, mi, fa. Gördüğünüz gibi mi, fa arasında başka bir ses yok. 9, 10, 11, 12. Şimdi nasıl, e, ne demek bu? Aslında bu şu demek. Dikkat ederseniz mi ile fa ve si ile do arası yarım ses. Yani işte kilometre benzetmesinden gidecek olsak 500 e, metre. Diğerleri 1 kilometre. Neden? Çünkü kulağımıza bu şekilde oturmuş bu dizi. Yani bunun nedeni artık alışkanlıklarla ilgili. Bambaşka diziler de var tabii ki. Ama kulağımıza oturan formül şey e, zaman içinde kullanımla yaklaşım bu şekilde olmuş. Do, buradaki araların ismini birazdan söyleyeceğiz. Do diyez veya re bemol diyeceğiz. Bakın buraya bir isim koymuşuz. Buraya bir isim koymuşuz. Mi ile fa arası ve si ile do arası başka nota almıyor. Aynı şey klavyede de miyiz? Tabii ki do, re, mi. Bakın mi ile fa arasında herhangi bir siyah tuş yok. Yani diyez veya bemol yok. Ve aynı şekilde si ile do aralığına bakacak olursak burada da beyaz tuş yok. Dolayısıyla aynısını hem klavyede hem de kağıt üzerinde görmüş olduk. Ben yazarken de yarım ve tam aralıklara dikkat ederek yazdım. Do ile Re arasında bir tam ses diyeceğiz. Çünkü dikkat ederseniz arasında bir tane de diyez bemol var. Yani şu yarım, bu yarım, dolayısıyla burası bir ses. Yine re mi tam ses, mi fa yarım ses, fa sol tam ses, sol la tam ses, la si tam ses ve si do yarım ses diyeceğiz. Dediğimiz gibi neden mi ile fa yarım ee, ona da tam dememişiz? Çünkü kulağımıza oturan dizi bu şekilde olmuş. Bazı şeyler önce çalınıyor, sonra isimlendiriliyor veya sonra teori dökülüyor. Yüzyıllar içinde sürekli bu şekilde kullanılması anılıyor. Kulağımıza böyle oturmuş, o şekilde isimlendirmişiz diye kısaca bahsedebiliriz. Do ile arasını aldığımız zaman bir tam ses demiştik. Ve batım müziğinde bir, bir tam sesin arası ikiye bölünüyor. Buna orta nokta diye kabul edelim. Aslında tam orta noktada değil ama e, tam sistem denilen sistemde artık onu tam orta nokta olarak kabul edebiliriz. Bunu iki tane yarıma bölmüşüz diye düşünebiliriz. Buna en harmonik ses de deniyor orta noktasına. Ne demek o? Nereden baktığımıza bağlı olarak yani nota gösterim olarak farklı fakat ses olarak aynı. Do'ya göre düşünecek olursak Do'dan yarım ses tiz yani Do diyez. Re'ye göre düşünecek olursak Re bemol. Buraya bemol yazmayı unutmuşum. Do, Do diyez. Re. Do, Re bemol, Re. Aynı ifadeler. Dolayısıyla diyez dediğimiz işaret önüne geldiği sesi yarım ses tizleştirir. Daha doğrusu yarım ses dizini ifade eder değil mi buna? Do bu noktaya biz do diyez diyez. Veya re'ye göre düşünecek olursak. Burada bu da natural işareti. Aynı e, ölçü içinde bir sesin bemolü geçtiği zaman bu işareti koymazsak bu da bemol olarak çalınır. Veya okunur. E, dolayısıyla biz iki tane re'yi eğer natural koymadan diyene koysaydık birinci de bemol olduğu için aynı ölçü çizgisi içinde olan notalarda o da re bemol okunacaktı. Dolayısıyla onu re bemol re olduğunu ifade etmek için oraya natural işareti konuluyor. Natural de tekrar ilk haline döndürüyor diye düşünebiliriz. Burada pes do re mi fa sol la si do e, pes ve tiz aslında burada iki ölçü gibi düşünmeyin. Buradaki do ile buradaki do arasına, buradakine pes diyecek olursak, buradasına tiz diyeceğiz. Yani yukarı aşağı, ince kalın gibi ifadeler müzikte çok fazla kullanılmıyor. Bunlar yanlış söylemler. Pes ve tiz olarak nitelendireceğiz. Pes portede gördüğünüz gibi çizgilerin altına inen bölümde, tiz de burada yukarı ilerledikten sonra devamında gördüğümüz noktalar. Şimdi gitar üzerinde gösterimine bakacak olursak. Do sesi burası. İta da la telinde. Her bir demiştik perde yarım ses ilerledi. Do ile re arasını biliyoruz ki tam ses. Dolayısıyla baktığımız zaman iki perde aralarında mesafe var. Do'ya göre do diyez. Yarım ses. Her bir perde yarım ses. Gider. Türk müziği bundan farklı mı? Evet. Hani ek bilgi olarak onu da verelim. Türk müziğinde do ile... Yani daha dorilere arası demiyorum ama iki tam sesin arası dokuz parçaya bölünmüş ve onlara koma deniyor. O yüzden Türk enstrümanları yani daha doğrusu daha oryantal enstrümanlar diyelim. Genellikle eğer perde varsa sapları daha uzun veya aradaki tüm nüansları verebilmek için perdesiz enstrümanlar şeklinde yer almakta. Bunları çalabilmek için. Evet burada da yine diziyi yazdık. Do dizisi. Dizi ne demek? Bir notayı alıp onu oktavına kadar yazarsak ve bunu belli bir formüle uyarlarsak yani belli duraklar belirlersek buna o dizi deniyor. Yani do minör dizisi, do majör dizisi, do dominant dizisi ve yani do harmonik minör dizisi gibi. Bu harmonik minör, majör, minör, Bunlar işte e, formüller veya durak uzaklıklarını gösterebilir. Majör formül dediğimiz zaman notalar arasında 2 tam, 1 yarım ve 3 tam, 1 yarım uzaklık olacak demektir. Bu çok sık duyduğunuz bir şey muhtemelen veya daha önce duymuş olduğunuz bir şey. Do ile re arası bir ses, re ile, bir arası, re, e, re ile mi arası bir ses, mi fa yarım ses dedik, fa sol tam ses, sol la tam ses, la si tam ses ve si do. Yarım ses dedik. Baktığımız zaman doğudan do'ya dizdiğimiz zaman majör formüle birebir uyuyor aslında. Yani bütün sesler hiçbir değiştirici işareti almadan natural olarak ee, çalınabiliyor. E, önüne diyez bemol almıyor. Peki ne demek bu? Başka türlüsü de mi var? Tabii ki aynı aralığı yani formülü hiç değiştirmeden aşağı indirdim. Şimdi başka sesten başlayalım. Mesela re'den başlayalım re re'den sonra gelen ses yukarıdan bakacak olsak mi. Tamam. Arada bir ses vardı zaten. Mi'den sonra gelen ses fa yarım ses bundan uzaklığı ama burada bir ses olmasını istiyor formül. O zaman fa sesinin önüne bir diyez koyarak biz o aralığı bir aralığa çıkaracağız. Yani fa'yı aldık aslında şuradaki ve diyezle beraber bu noktaya taşıdık. Diyez önüne geldiği sesi yarım ses tizleştiriyordu. E şu yönde sesler tizleştiğine göre e daha sonraki gelen ses sol. Tamam. Fa diyez ve sol arası zaten yarım ses. Çünkü fa ile sol arası tam ses olduğuna göre fa diyez şu noktadan sonrası yarım ses. Sol ile la arası tam ses. La ile si arası tam ses. Doğru bunlar zaten yukarıdaki formüle de uyuyor. C ile Do arası natural, normalde yarım ses. Demek ki bizim bunu buraya taşımamız lazım. O zaman Do'nun önüne yine bir diyez gelecek. Ve burası tam ses olmuş olacak. Normalde Do ile Re arası tam ses. Ama Do diyez şu orta noktayı da hatırlarsanız. O zaman Do diyez Re de yarım ses. Yani baktığımız zaman Do dizisi hiçbir değiştirici işaret almazken Re dizisi bir takım değiştirici işaretler alıyor. Yani Re dizisini çalarken Do'yu, Fa'yı daha doğrusu Re dizisi demeyelim Re majör dizisi diyelim. Re majör dizisini çalarken Fa'yı ve Do'yu diye çalmak durumundayız. Bunu bütün seslere uygulayabilirsiniz. Sadece Do, Re, Mi, Fa gibi değiştiricisi olmayan natural seslerle değil. Mi bemol, Re bemol, Sol, La, La bemol gibi bemol veya diyezlerle de aynı şekilde deneyebilirsiniz bunu. Ee, aynı zamanda dizideki şu değiştirici işaret alan seslere arıza da denebilir. Yani re majör dizisinin arızaları nelerdir dediğinde Fa diyez ve do diyez arıza olarak karşımıza çıkmış oluyor. Bunun başka bir anlatımı var mı? Tabii ki var. Yani bu birçok şekilde anlatılabilir. Hani bu da yeterli olmuştur diye düşünüyorum. E, bu arada e, hiçbir arkadaşı, arkadaşın yani gitara yeni başlayan bir arkadaşın hevesini kırmak istemem ellerinde gitarla çok bir an önce başlamayı sabırsızlıkla bekleyen arkadaşlar olabilir ve hani bayağı bir fiziğe, arkasından matematiğe girdik. Ama bunlar artık işin en temel kısımları yani en temelde bilinmesi gereken şeyler. Bunlar ezberlenmesi gereken şeyler değil. Bunlar sadece size bir bakış açısı vermek ve müzik adına daha ilerideki bilgilere bir temel oluşturmak adına veriliyor. Dolayısıyla yani bu hep bu şekilde gidecek veya bu kadar sıkıcı olacak gibi bir algı lütfen oluşmasın. Şimdi bunu ben buldum diyebilirim. Bilmiyorum internette farklı kaynaklarda benzer şeyler var mıdır ama aklıma gelen bir şeyi uygulamak istedim. Buraya ben bir dairenin etrafına sesleri tes bir tanesi gibi dizdim. Do, Do diyez, yarım ses aralıklarıyla gittim. Do, yarım ses uzağı, Do diyez veya en harmonik olarak Re bemol. Re, Re diyez, veya mi bemol mi, mi göre baktığımız zaman mi mi ile fa arası zaten yarım sesli hatırlarsanız arada başka bir ses yoktu fa diyez veya sonra göre sol bemol sol sol diyez veya la bemol aynı şey la la diyez si bemol si ve do dikkat edersiniz si ile do arası da yarım ses olduğu için burada da bir başka nota yok çok güzel ne yapacağız bunlarla Şimdi 2 tam bir yarım, 3 tam 1 yarım demiştik. O formülü ben buraya yazdım. Ve aralıklara dikkat ettim. Bu birinci sesimiz olsun. Bakın yarım ses gittim, yarım ses daha gittim. Tam. Yani dizinin ikinci sesi bu olacakmış. Bir tam. Bir tam daha, iki tam. Dizinin üçüncü sesi bu olacakmış. Dördüncü sesi bu olacakmış. Beşinci sesi bu olacakmış. Altıncı sesi bu olacakmış. Yedinci sesi bu olacakmış. Peki neden bunların bazıları renkli, bazıları yani bazıları kırmızı, bazıları gri? İşte biz bir majör bir diziyi yazar. Do'dan do'ya yazar. Bunu da majör formüle uyarlarsak major ee, majör dizisini elde etmiş oluruz. Yani do majör dizisi için do re mi fa sol la si ve do seslerini çalarız. Ve bu do majör dizisinin veya işte herhangi bir majör dizinin birinci, üçüncü, beşinci ve yedinci sesleri bize o akoru verir. Yani bu sesleri aynı anda çalarsak, aynı anda tınlatırsak bir akor elde etmiş oluruz. İşte burada da akor seslerini bu şekilde görmüş oluruz. Hem diziyi görüyoruz hem akor sesleri görüyoruz. Peki çok güzel. Şimdi ne yapacağız? Şimdi değişik bir şey yapacağız. Şimdi Birinci ses buydu. Birinci sesimizi alıp başka bir sese notaya götürelim. Şöyle döndürerek. Biraz da şunu kaydıralım. Şimdi birinci sesimiz artık re. Dikkat ederseniz notalar sabit kaldı. Ben kalıbı döndürdüm. Hiç de değiştirmedim. Artık re birinci sesimiz oldu. Mi ikinci sesimiz oldu. Fa diyez üçüncü sesimiz oldu. Hatırlarsanız az önce de öyleydi. Sol dördüncü sesimiz. La 5. sesimiz, Si 6. sesimiz ve Do diyez de 7. sesimiz. Dolayısıyla Re majör dizinin arızaları nelerdir? Re, Mi bunlar arıza değil normal. Fa diyez. Az önce gördüğünüz gibi Do diyez. Peki Re majör 7, Re majör daha doğrusu akorunun sesleri nelerdir? Re, Fa diyez, La ve Do diyez. Akor seslerini 1, 3, 5 ve 7. E, derece diyelim bunlara derecelere bakarak yani bir e, majör dizi yazıp birden 7'ye birinci sesi birinci derece ikinci sesi ikinci derece üçüncü sesi üçüncü derece diye olursak 1, 3, 5 ve 7. dereceleri o akoru verir. Ne demek bu akoru verir? Yani biz bu sesleri herhangi bir enstrümanda aynı anda tınlatırsak re maj 7 akorunu duymuş oluruz çok sesli müzik batı müziği dolayısıyla akorlar e, tabii ki seslendirmeleri sık, sık karşımıza çıkacak e, oradaki temel bir yapı dolayısıyla akorlar nasıl seslendirilir bu şekilde Tabii bunun sadece teorik bilgi bu arada e, bunları nasıl ezberleyeceğim e, işte gitar üzerine nasıl seslendireceğim nasıl olacak bu konularda herhangi bir endişeniz olmasın onlara zaten ilerleyen bölümlerde e, geliyor olacağım. Sadece işin nasıl işlediğini size anlatabilmek adına e, bu aynı şekilde re olmayabilir. Ne bileyim mi bemolün seslerine bakalım. Mi bemol majör dizisi mi bemol majör dizisi. Mi bemol fa sol la bemol re, e, la bemol si bemol do ve re seslerinden oluşuyor. Gördüğünüz gibi, tespih taneleri gibi 2 tam, 1 yarım, 3 tam, 1 yarım şeklinde. Yani aklınızda bu benzetme, bu e, yaklaşım olursa e, her zaman çok rahat ilerlersiniz. Ya notaları sabit tutup kalıbı çevirmeniz lazım veya kalıbı sabit tutup tam tersi de söz konusu olabilirdi. Şuradan tutup notaları da çeviriyor olabilirdim. Yani bu ikisini çevirerek sürekli bulduğumuz bir şey. Yani do diyez nedir, re diyez nedir, yarım gittik, tam gittik işte e, DS koyduk önüne ilerlettik. Aslında o mantığın çok rahat bir açıklanması bu. Peki başka gitar üzerinde de nasıl olabilir? Bakın gitar üzerinde do re mi fa sol la si do Peki aynı mantığa bakalım. Bir tam iki tam bir yarım bir tam iki tam üç tam bir yarım Aynı formülasyonu alır ben hiç bu aralıkları değiştirmeden. re'den başlatırsam bir tam, iki tam bakın hemen bir arıza geldi buraya fa diyez, bir yarım, bir iki üç tam bir yarım formülü korudum ve bir ses daha tizden başladım yani re'den başladım formülü değiştirmedim için içine diyez ve burada diyezler girdi demolde diyebiliriz. Ee, dediğimiz gibi aslında diyez ve bemol tamamen gösterimde var olan şeyler aslında aynı kalıbı farklı seslerden çaldığımız zaman aradaki sesler değişmiş oluyor. Olay bundan ibaret. Do majör dizisi, re majör dizisi. Evet şimdi bunun haricinde ne olacak? Tabii ki biz e, dizileri çalarken seslendirirken bu şekilde e, tamamını yatay hareketler halinde seslendirmeyeceğiz. Bunu diğer tellere de yayıyor olmamız lazım böylece dizileri ezberli olmamız lazım aynı zamanda akorları ezberli olmamız lazım biliyor olmamız lazım daha doğrusu şimdi bu ilk dersimiz olarak temel bir teori olmuş olsun buradan yola çıkarak e, bu dizilerden oluşturulan akorları görmüş olacağız nasıl akorlar oluşturuluyor dizilerden yola çıkarak e, akor aileleri kaç tip akor var işte e, bunlar gitar üzerinde nasıl seslendiriliyor gibi bu şekilde en önümüzdeki derslerde ilerliyor olacağız. Umarım faydalanmışsınızdır. Ee, sorularınız olursa lütfen yorum bölümüne yazın ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, sonuçta bu e, ticari içerikli bir kanal değil. Sizlerle bilgileri paylaşmak amacıyla ilerleyen bir kanal. Dolayısıyla e, abone olduğunuz zaman e, iki türlü durum söz konusu olmuş oluyor. Birincisi... E, bu videoları yapmak için gerçekten de bir motivasyon gerekiyor. Ve insanların bundan faydalandığını görüyor olabilmek videoları koyan insanı da gerçekten motive ediyor. İkincisi de evet ticari amaçlı bir kanal değil. E, tabii ki bunu izleyenlerden herhangi bir para talep edilmiyor. Ancak izlenme oranları ve e, abonelik oranlarına bağlı olarak tabii ki reklam geliri elde edilebiliyor bunlardan. E, çoğu videoda dile getirilmiyor ama insanlardan abone olmasının istememesinin temel sebeplerinden biri de tabii ki buna efor sarf eden kişilerin bundan bir reklam geliri de elde ediyor olması. Bu açıdan bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Dediğim gibi takip ederseniz ileriki derslerde de faydalı bilgiler almaya devam ediyor olacağız. Teşekkürler. Hoşçakalın.